Günaydın, günaydın. Günaydın herkese. Ben Lefkoşa'da doğdum, 1953-26 Aralık'ta. İşte ilk beni Fransız mektebine verdilerdi, Saint Joseph'e, Baf kapısının orada, Lefkoşa'da. Ama 1957'de çıkınca Rumlarla İngilizler arasındaki savaş, biz gidemedik o tarafa. Dolayısıyla o okula devam edemedim. Ondan sonra Köşkü Çiftlik İlkokulu'na devam ettim. 5. sınıftayken, yani 1963'ün sonunda, bu defa Rumlar bize saldırdı. Rum-Türk Savaşı başladı. Onun için ailem beni Türkiye'ye yolladı. Eğer siz çalışkansanız, bulgularınızı ve yaptıklarınızı dürüst olarak yayınlıyorsanız, uluslararası camiada kabul görmeniz bir sürpriz değildir. Mesela Akademia Eurasiana Avrupa Asya Akademisi'dir. Birçok kademelerde görev yaptım ve de 2007-2009 arasında başkanlığını yaptım. Daha sonra da altın madalyasını verdiler hizmetlerim nedeniyle. International Meningioma Society'nin başkanlığını yaptım. Dünya Akademisi'nin Türkiye'den seçilen ilk üyesiyim, kurucu üyesiyim ve de onun da başkanlığını yaptım. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra hümaniter düşünce ile konmuş olan idealler çok da gerçekleşti denemez. Bugün nereye baksanız bir karışıklık var. Her yerde savaşlar var. Gelir eşitsizliği en zengin memleketlerde bile bir problem. Yani Avrupa'da sokaklara dökülürken fazla gıdalar, Afrika'da bir sürü insan açlıktan ölüyor. Dolayısıyla biz yaptıklarımızı sadece kendimizi tatmin etmek için değil, sadece ismimizi duyurmak için değil, ama uluslararası bilgiye, yani evrensel bilgiye katkıda bulunmamız lazım. Herkes kendi payına düşeni yapsa bugünkü dünya bu halde olmaz diye düşünüyorum. Ben gençlere çok çalışmalarını öneriyorum. Bilgilerini arttırsınlar ve kendilerine güvensinler. Sevdikleri bir mesleği seçsinler. Başarılı olmamalarına imkan yoktur.